taraflar arası birim sisteminde kütlenin birimi kilogramdır. Uzunluğun birimi metredir. Zamanın birimi de saniye olmalıdır. Buna göre bize SI birim sistemi yani uluslararası birim sistemindeki ifade sorulduğundan kütle kilogram, uzunluk metre, zamanda saniye olacak şekilde doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Şimdi şekil 1 ve şekil 2 olarak yazacak olursak şekil 1, şekil 2. Şekil 1'de arkadaşlar buradan üst kısım yanmaması için Z ve T bozuk olmalıdır. Alttan da X ve Y'den birisi bozuk olmalıdır. Yani üst koldan Z ve T olmalıdır. Z ve T alt koldan da X ve Y'den birileri olabilir. Şekil 2'ye baktığımız zaman üst koldaki yine buradan P ve T Y'den birisi olmalıdır. P ve Y. P ve Y'den birisi. Alt kolda da X ve Z'den birisi olacaktır. O halde ortak olan baktığımız zaman arkadaşlar Z ve Y bozuk olursa burası yanmayacaktır Z'den dolayı. Z bozuk olduğu için. Z burada bozuk olduğundan akımımız buradan gidecektir. Y de burada bozuk olursa o zaman akım bu yönden gitmesi gerekir. Yine buradan Y bozuk olması X üzerinden akımın geçerek P'den gelmesini sağlayacaktır. Çünkü Z bozuktu. Bu durumda birinci devrede X ve P ışık verir. İkinci devrede X ve T ışık verir. Dolayısıyla da iki tane lamba ışık vermiş olacağından bozuk olan lambalarımız Y ve Z lambaları olmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Genleşme ilkesinden faydalanan soruluyor bize. Isı alan maddelerin hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme denirdi. Çocuğun odasındaki sıvılı termometrenin şekildeki gibi çizecek olursak arkadaşlar termometreyi ısısı artan buradaki civanın, haznedeki civanın genleşerek belli bir seviyeye gelmesi sonucu sıcaklık ölçümü yapılır. Yani genleşmeden faydalanılır. Yine kavanozun kapağı cama göre daha fazla genleştiği için sıcak su bulunan ortama kap içerisine konulan kavanozun metal kapağı genleşerek açılması kolaylaşır. Tren raylarının yaz aylarında bozulmaması için araya boşluk konulması raydaki uzama miktarından dolayı bozulmayı engellemek içindir. Yine bu da genleşme ilkesinden faydalanılır. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sıvı basınç kuvveti arkadaşlar yüzeye uygulanan toplam kuvvete denirdi. Yüzeye uygulanan toplam kuvvete denir. Burada toplam kuvvet ağırlıktır. Sıvı ağırlığıdır. Dolayısıyla buradaki Fx sıvı basınç kuvveti. Burada da Fy diyecek olursak Fx'imiz Gx yani sıvının ağırlığına eşitmiş. Yine Fy de Y sıvısının ağırlığına eşittir. Fx eşittir Fy olduğundan yani sıvı basınç kuvvetleri eşit ise o zaman sıvı ağırlıkları da eşittir. Sıvı ağırlıkları Gx Gy'ye kesinlikle eşit olur. Bize soruda kesinlikle olan soruluyor. Bu durumda sıvıların ağırlıkları kesinlikle eşittir. Bir doğrudur. Kapların tabanlarındaki sıvı basınçları için H çarpı D çarpı G idi. Burada sıvı yüksekliklerini ve öz kütleleri hakkında kesin bir bilgimiz olmadığından bir şey söyleyemeyiz. Yine sıvıların öz kütleleri hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. Şimdi birim zamanda harcanan elektrik enerjisi arkadaşlar güç çarpı T idi. Buradan K'nın harcadığını bulacak olursak 0,2 kW'mış gücümüz.
6 saatten 1,2 kilowatt saat harcar. L'nin harcadığı ise 1,6 kilowatt gücü. Çalıştırılma süresi de 3 bölü 2 yani 1,5 saatmiş. Buradan da 2,4 kilowatt saat yapar. M'nin harcadığı elektrik enerjisi ise 2,4 çarpı birden o da 2,4 kilowatt saat eder. Bu durumda K'nın harcadığı elektrik enerjisi L'ninkinden büyüktür diyor. Büyük değildir. K'nınki 1,2, L'ninki 2,4. Birinci yargımız yanlıştır. L'nin harcadığı ortalama elektrik enerjisi 2,4, M'ninki de 2,4. O halde eşittir. Görüldüğü gibi ikisininkisi de 2,4'tür. Çektiği akım diyor. Gücümüz arkadaşlar neydi? I çarpı V idi. Buradan akımımız gücü potansiyele veriyoruz. Bunlar elektrikli ev aleti olduğu için paralel bağlı olduğundan her ikisinin de prizdeki 220 volta eşittir gerilimleri. Burada M'nin akımını bulacak olursak M'nin gücü yani 2400'ü 220 volta böleceğiz. K'nin akımını bulacak olursak o da K'nin gücü olan 200'ü 220'ye bölecektik ki buradan M'ninki daha büyüktür. Bize küçük dediği için üçüncü yargımız da yanlış olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi kaynak buradadır. Ancak derinlik olarak en büyük X sonra Z'nin sonra da Y'nin olduğundan yayılma hızı, dalgaların yayılma hızı derinliği en büyük olan X de en büyüktür. Sonra Z'dir. Sonra da Y'dir. Ancak frekans kaynağa bağlı olduğu için kaynağımız hep aynı frekansta titreşiyor. Bu durumda kaynağımız 3 ortamda da aynı olmak zorundadır. Yani eşittir. Üçüncü yargımız bu durumda yanlış olur. X'teki tam dalga sayısı Y'dekinden küçüktür diyor. Çünkü X de daha derin olduğu için dalga boyu olarak da arkadaşlar dalga boyu da yine X'inki en büyüktür. Sonra Z'nin o da büyüktür. Y'nin olacaktır. Dalga boyu X de daha büyük olduğu için oluşan dalga sayısı da küçük olacaktır. Çünkü şöyle diyecek olursak bakınız dalgalarımız arasındaki mesafe bu şekildeydi. Dolayısıyla birinci yargımız doğrudur. Dalgaların Y bölümünü geçme süresi diyor. Burada D eşittir V çarpı T'dir. D'lerimiz aynı olduğundan buradan T'miz D bölü V olacaktır. Dolayısıyla Y'deki hızımız en küçük olduğu için o zaman Y'nin süresi en büyük olacaktır. Dolayısıyla ikinci yargımız da doğrudur. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olur. Işığın fiber optik kabloda ilerlemesi. Şöyle çizecek olursak fiber optik kabloyu. Işık fiber optik kabloda tam yansımayla yüzeyler yansıtıcı olduğundan veriler iletilirdi. Yani biz buna tam yansıma diyoruz. Fiber optik kablo. Dolayısıyla bir de tam yansıma olayının sonucudur. 2'de suyun içerisindeki balığın su yüzeyindeki kuşu daha yüksekte görmesi. Bu ışığın kırılması ile ilgilidir. Şöyle çizecek olursak. Diyelim ki burası. Balığımız buradan baksın. Kuşumuz burada olsun. Kuştan balığa doğru gelen ışığımız kırılarak ulaşacaktır. Uzantısını aldığımız zaman daha yukarıdan geliyormuş gibi olduğundan daha uzakta görecektir. Bu da ışığımızın normalidir. Dolayısıyla kuşu yukarıda görmesi kırılmadır. Kuşu daha yukarıda görmesi ışığın kırılmasıdır. Yani tam yansıma değildir. Yağmur yağarken gökkuşağının oluşması. Şimdi şöyle
Su damlasını çizecek olursak, su damlası içerisine gelen ışınımız kırılarak şekildeki gibi önce, sonra da yansımayla gökkuşağının oluşmasına, yani renklerinin ayrılmasına, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde tam yansıma olayı burada vardır. Bakınız, şurada tam yansıma olayı vardır. Doğru cevabımız 1 ve 3, D seçeneği olur. Bohr atom modeliyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Merkezde çekirdek var, çekirdekte artı yükler var. Çekirdeğin etrafında elektronlar belirli yörüngelerde bulunurlar. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngenin enerjisi ve yörüngede bulunan elektronun enerjisi artar. 1. Uyarılmış halde bulunan atom temel hale geçerken ısı ve ışık yayar diyor. Dışarıdan aldığı enerjiyle şu elektron bir üst enerji seviyesine çıkar. Burada az bir miktar durduktan sonra tekrar eski yerine dönerken üzerindeki fazla enerjiyi dışarıya yayar, doğru. 2. Atomun büyük bir kısmı boşluklu yapıya sahiptir. Bu kime ait? Bu Rutherford'a ait, Bohr'a ait değil. Atomun çekirdeğinde nötron bulunur diyor. Bu da modern atom teorisine aittir. Bohr atom modelinde çekirdekte sadece artı yük bulunur diyor. Cevabımız yalnız bir, A seçeneği. Kalsiyum ve flor atomları arasında oluşan kararlı bileşikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kalsiyumun elektron dizilimi 2, 8, 8, 2 şeklindedir. Kararlı hale gelmek için son yörüngedeki 2 elektronu verir. Kalsiyum artı 2 haline dönüşür. Flor elektron dizilimi 2, 7 şeklindedir. Kararlı hale gelebilmek için dışarıdan bir tane elektron alması lazım. Kalsiyum dışarıya 2 elektron veriyor. Florun bir elektrona ihtiyacı var. Demek ki kaç tane flor olması lazım? 2 tane flor olması lazım. Kalsiyum 2 elektron verdi. Verilen elektronların her birini bir flor alarak 2 tane flor son yörüngesini 8'e tamamladı. 1. Tel ve levha haline getirilebilir diyor. Yanlış. Oluşan bileşik iyonik bağlıdır ve iyonik bağlı bileşikler kırılgandır. 2. Lewis elektron gösterimi şeklindedir diyor. Doğru. Kalsiyum 2 florür değil. Kalsiyum 2 A grubundadır ve sadece artı 2 değerlik aldığından dolayı Roman rakamı ile değerliğinin belirtilmesine gerek olmadığından dolayı bu bileşiğin ismi kalsiyum florürdür. Cevabımız yalnız 2, B seçeneği. Aşağıda NaCl sulu çözeltisinin ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi tuzlu suyun kaynama noktası 100 santigrat derece olduğuna göre saf suyun kaynama noktası 100 santigrat derecenin altındadır. Demek ki deneyin yapıldığı ortamın basıncı bir atmosferden düşük olması gerekiyor. Burada B noktası tuzlu suyun kaynama noktasıdır. C noktası da doygunluk noktasıdır. Ve kaynamaya başladığı andan itibaren iç basınç dış basınca eşit olduğundan buhar basıncı sabittir. 1. A noktasında çözelti doymamıştır. Evet, çözeltinin doyduğu nokta C noktasıdır. Doğru. 2. BC aralığında karışımın buhar basıncı artar diyor. Kaynamaya başladığı andan itibaren buhar basıncı sabittir. Yanlış. Isıtma işleminin yapıldığı ortamın açık hava basıncı bir atmosferdir diyor. Bu da yanlış. Bir atmosferden düşük olsun ki suyun kaynama noktası 100 santigrat derecenin altında olsun. Tuzlu suyun kaynama noktası da 100 santigrat derece olsun. Cevabımız yalnız bir, A seçeneği. Eşit kütleli N2 ve O2 gazları
sabit hacimli bir kapta tam verimli tepkimesini oluşturuyor. Tepkime sonucu artan gaz kütlesi 1,08 gram olduğuna göre oluşan N2O4 gazının kütlesi kaç gramdır? N2 gazı ile oksijen gazı tepkimeye girerek N2O4 gazını oluşturuyorlar. Başlangıçta eşit kütleli al diyor. 64 gram oksijen, 64 gram da N2 alırsam. Katsayısı 1, katsayısı 2. Oksijenden 64 gram yani 2 mol tepkimeye girerse N2'den 1 mol yani 28 gram tepkimeye girer. Sonuç olarak N2'den 36 gram artarken şu ikisi N2O4'ün kütlesini oluştururlar. Ne yapar? 92 gram yapar. 36 gram madde arttığında 92 gram N2O4 gazı oluştuğuna göre 1,08 gram arttığında içler dışlar çarpımı yapılırsa 2,76 gram N2O4 gazı oluşur. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen madde çiftleri arasında yoğun fazlarda meydana gelen etkin etkileşim türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Birincide merkez atom karbon, karbonun etrafında bir hidrojen, klor bağlı. Şu şekilde klorun bağ yapmayan elektronlarını gösterelim. Merkez atomun üzerine etkileyen bir kuvvet olduğundan dolayı bu molekül polardır. H2O'ya geldiğimizde şurada oksijenin bağ yapımına katılmayan elektronları var. H2O da yine polardır. Yani iki kutupluya yapmış olduğu etki nedir? Şöyle gösterelim. Tabii ki dipoldür. Yani iki kutupluya etkisi. Dipol. Geldik pH3 ve H2 ise yine merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron varsa bu polardır. Yine H2S'e geldik. Şunlar bağ yapımına katılmayan elektronlar. Bunlar da bağ yapımına katılan elektronlar. Yine iki kutupluya etkisi nedir? Dipoldür. Yine CH4 apolar bir molekül. Karbon disülfür apolar olduğundan dolayı apolar moleküller arasındaki etkileşim nedir? İndüklenmiş dipol yani London'dır. Cevabımız A seçeneği. Standart koşullarda hazırlanmış kütlece %30'luk sodyum bromür sulu çözeltisiyle kütlece %74'lük sodyum bromür sulu çözeltisi sabit sıcakla karıştırılarak kütlece %42'lik çözelti elde ediliyor. Buna göre çözeltinin kütlece birleşme oranı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bir tarafa 30'u yazın. Diğer tarafa 74'ü yazın. Ortasına da çözeltiyi. Aradaki fark 12. Aradaki fark 32. Böldüğümüz zaman 32 bölü 12. 4'e böl 8. 4'e böl 3. 3 bölü 8 veyahut da 8 bölü 3 olarak bulunur. Bu birinci yöntem. İkinci yönteme gelindiğinde buraya kütle olarak M1, buraya da kütle olarak M2 dediğimizde kütlece M toplam eşittir birincinin kütlesi çarpı yüzdesi, ikincinin kütlesi çarpı yüzdesi. Toplam kütle ne kadar? M1 artı M2 çarpı %42 eşittir M1 çarpı 30 bölü 100 artı M2 çarpı
74 bölü 100. Şuradan 100'ler sadeleşirse 42 M1 artı 42 M2 eşittir 30 M1 artı 74 M2. M1'i bu tarafa atalım. 42 M1 eksi 30 M1. 42'yi bu tarafa atalım. 74 M2 eksi 42 M2. Çıkarma işlemi yaptığımda 12 M1 eşittir 32 M2 yapar. Şunları sadeleştirelim. 2'ye veya 4'e bölelim. 4'e böldüğümüzde 3, 4'e böldüğümüzde 8. Eşitliğin sağlanması için M1 8, M2 de 3'tür. Yani 3 bölü 8 veya 8 bölü 3'tür. Sonuç cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki kapta toz haldeki bakır, demir ve alüminyum katıları bulunmaktadır. Kaba sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bakır, yarı, soy, metaldir. Demir, metal ve alüminyum da amfoter, metaldir. Yarı soy metal sadece oksijenli ve kuvvetli asitlerle tepkime verir. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verir. Demir ise tüm asitlerle tepkime verirken bazlarla tepkime vermez. 1. Derişik potasyum hidroksit çözeltisi ilave ediliyor diyor. Sadece alüminyum tepkime verir. Alüminyum artı potasyum hidroksit ve burada ne oluşur? Tuz ve H2 gazı oluşur. Bu birinci işlem. İkinci işlemde derişik HCl çözeltisi ilave ediliyor. İkinci işlemde sadece demir tepkime verir. Ne oluşur? Yine tuz ve H2 gazı oluşur. Üçüncüye geldiğinde derişik HNO3 ilave ediliyor diyor. Bakır ile derişik HNO3 tepkimeye girerek tuz, asit oksit gazı ve su oluşur. Bir, birinci işlemde H2 gazı açığa çıkar diyor. Evet, H2 gazı açığa çıkar. Doğru. İkinci işlemde klor gazı açığa çıkar diyor. Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Klor gazı açığa çıkmaz. Üçüncü işlemde NO2 gazı açığa çıkar diyor. Üçüncü işlemde de NO2 gazı açığa çıkar. Cevabımız 1-3-D seçeneği. Yüce zarı aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getiremez? A. Seçici geçirgen özelliği sayesinde madde alışverişini kontrol eder. Doğru. B. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Doğru. Hücre zarının yapısında glikoprotein yapısı vardır. Hücrenin kimliğini oluşturur ve hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. C. Hücreye şekil verme ve hücrenin içeriğinden dağılmasını engelleme. Bu hücre zarının görevidir. Hücrenin şekli hücre zarı belirler. Hücre zarının şekli neyse hücrenin şekli de olur. Yine hücrede bulunan sitoplazmanın dağılmasını engeller. En dışta bulunan buradaki yapı hücre zarıdır. D. Kendi yapısındaki proteinleri sentezleme. Bu yanlıştır. Hücre zarı protein sentezleyemez. Çünkü hücre zarının yapısında ribozom organeli yoktur. E. Kandaki hormonların hedef hücreleri tarafından tanınmasını sağlama. Bunu gerçekleştirir. Az önce de söylemiştik. Hücre zarının dış kısmında reseptör adı verilen yapılar vardır. Bunlar da gelen hormonların tanınmasına yardımcı olur. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki grafiklerde belirli bir zaman diliminde Türkiye ve dünya ortalama sıcaklık değişimi ve Türkiye'de kişi başına atmosfere salınan sera gazı miktarı gösterilmiştir. Grafikleri inceleyen bir öğrencinin çıkarımlardan hangilerini yapması doğru olur? 1. Türkiye'nin ortalama sıcaklık değeri her zaman dünyanın ortalama sıcaklık değerinden düşüktür. Yanlış.
burada her zaman dediği için yanlış olarak kabul ederiz. Grafiği incelediğimiz zaman burada Türkiye'deki ortalama sıcaklığın dünyadaki ortalama sıcaklığın üstünde olduğunu görüyoruz şu zaman diliminde. 2. Türkiye'de atmosfere salınan sera gazları içinde en büyük oranına sahip olan karbondioksit gazıdır. Doğru. Grafiği incelediğimiz zaman karbondioksit gazı bu sera gazları içerisinde en fazla olanıdır. 3. Türkiye'de kişi başına atmosfere salınan sera gazı miktarı her yıl aynı oranda artış gösterir. Aynı oranda artış gösterir dediği için yanlış. Artış gösterir ama aynı oranda değil. Başlangıçta burada 1990-95 yıllar, 2000 yıllarında artışı görüyoruz. Daha sonra artmada bir azalma olmuş şu şekilde. Daha sonra birazcık azalma, sonra tekrar artma olmuş. Aynı oranda değil ama onun için yanlıştır. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Eyrelt otu ve şapkalı mantar canlılarını inceleyen bir araştırmacı, özelliklerin hangilerinde farklılıklar olduğunu gözlemler. 1. Hücrelerdeki depo polisakarit çeşidi farklılık gösterir. Eyrelt otunda, nişasta, şapkalı mantarda glikojen. 2. Hücre duvarının kimyasal içeriği farklılık gösterir. Eyrelt otunda selüloz, şapkalı mantarda kitin. 3. Hücrelerdeki organel çeşidi farklılık gösterir. Eyrelt otlarında kloroplast bulunur, şapkalı mantarlarda bulunmaz. 4. Beslenme şekli farklılık gösterir. Eyrelt otu ototrof beslenir, şapkalı mantar heterotrof beslenir. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki şemada bir tepkimenin enzimsiz ve enzimli koşullarda ilerlemesi gösterilmiştir. Bu şemaya göre enzimlerle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir? Enzimler aktivasyon enerjisini düşürürler. Aktivasyon enerjisi reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerjidir. Enzim olduğu zaman aktivasyon enerjisi düşük, enzim olmadığı zaman aktivasyon enerjisi yüksektir. 1. Tepkime için gerekli aktivasyon enerjisini ortama verir. Yanlış. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürürler. 2. Substratın ve oluşan ürünün enerjisini değiştirmez. Doğru. 3. Tepkimeyi tek başına başlatır. Yanlış. Enzimler tepkimeyi başlatmazlar. Başlamış olan reaksiyonu hızlandırırlar. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. İnsanda hemofili hastalığının kanıtımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemofili hastalığı X kromozom üzerinde çekinik genle aktarılır. A. Taşıyıcı annenin hemofili erkek çocuğu olabilir. Doğru. Eğer anne şu şekilde ise taşıyıcı, baba sağlam olsun. Buradan anneden X kromozomu gelirse X küçük H, babadan Y gelir. Hemofili erkek çocuğu olabilir. B. Hemofili babanın taşıyıcı kız çocuğu olabilir. Doğru. Eğer baba hemofili ise anne sağlam olsun. Şu şekilde. Baba hemofili olsun. Şöyle. Babadan hemofili geni olan X kromozomu, anneden sağlam olan X kromozomu gelir ve kız çocuğu taşıyıcı olur bu şekilde. C. Hemofilik kız çocuğunun babası sağlıklıdır. Yanlış. Eğer hemofilik kız çocuğu var ise babası kesinlikle hemofili olmalıdır. Çünkü kız çocuğunun hemofili olması için şu şekilde genotipe sahip olmalıdır. Buradaki X'in bir anneden, diğeri babadan gelir. D. Sağlıklı erkek çocuğun annesi hemofili olamaz. Doğru. Çünkü erkek sağlıklı ise erkekteki buradaki sağlıklı X kromozomu anneden gelecektir. Y babadan gelecektir. Eğer annede X sağlıklı kromozom var ise anne zaten sağlam olur. Hemofili olamaz. E. Taşıyıcı kız çocuğunun annesi hemofili, babası sağlıklı olabilir. Taşıyıcı kız çocuğu olduğu için şöyle deriz. Taşıyıcı kız çocuğu şu şekilde ise bunun annesi hemofili olabilir. Şu şekilde X küçük H, X küçük H dedik. Babası da sağlıklı olabilir. Burada X büyük H, Y. Buradaki büyük H geni babadan, küçük H olan da anneden gelir. Ve bu şekilde taşıyıcı kız çocuğunun annesi hemofili, babası sağlıklı olabilir.
Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Mayozun profaz 1 ve anafaz 2 evrelerinde gerçekleşen olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Tetrat oluşumu profaz 1'de olur. Doğru. Anafaz 2'de homolog kromozomların ayrılması demiş. Yanlış. Anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Anafaz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. B. Profaz 1'de crossing over olur. Sentromer bölünmesi yani kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz 2 aşamasında gerçekleşir. C. Çekirdek zarının erimesi profaz 1'de gerçekleşir. Kromozomların ekvatoral düzleme dizilmesi. Kromozomlar ekvatoral düzleme diziliyor ise bu anafaz değil metafaz evresidir. D. Sentromer bölünmesi. Sentromer bölünmesi anafaz 2'de olur. Çekirdek zarının oluşması. Anafaz 2'de çekirdek zarı oluşmaz. E. Homolog kromozomların ayrılması. Anafaz 1'de olur. Kardeş kromatitlerin ayrılması. Anafaz 2'de olur. Buna göre her ikisinin de doğru olduğu cevap B seçeneğidir.